Seni açıkta yakaladık. Seni şuradan testereyle alırsam belki diğerlerine de gidebilirim böylece. Düşüremedik. Düşürdük. Okey. Fengmin'in hızı yavaş. Hızına bak, hızına bak. Çok güzel. Onu da gördük. Merhaba arkadaşlar, Gamer.com'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Dead videosundan hepinize selamlar. Gençler, bugün Leatherface ile çok güzel bir fan build yaptım. Yani kill alma amacı gütmeyen, maçtan sadece keyif almak, böyle eğlenmek adına bir build. Leatherface'i genelde hep toksik bubba olarak oynuyordum biliyorsunuz ki. Dolayısıyla sol tık kullanmam gerekiyordu. Testeresini çok nadir kullanıyordum. Bir 3 yıldır falan Leatherface'in testeresini doğru düzgün kullanmamışımdır yani. Bugünkü buildimiz tamamen testereyle alakalı olduğu için yıllar sonra Leatherface'i testereyle oynamış olacağım bir nevi. Şimdi build'i daha net anlamanız için önce eklentileri anlatacağım. İlk eklentimiz testeremi başlat an tüm yükleri otomatik olarak kullanıyor. Yani normalde 3 yük var. İlk yükün barı tam biterken sağ tıka tekrar basıp devam ettiriyorduk ya testereyi. İşte bu eklenti sayesinde hiç böyle bir şeyle uğraşmayacağız. Testerimizi çalıştırdığımız an bütün yükleri kendi kendine kullanacak. Aynı zamanda testerenin kullanım süresini yarım saniye arttırıyor. Bu da bizim için çok iyi. Fakat şöyle bir dezavantajı var. Testere saldırısının hareket hızını %2 azaltıyor. Bu elbette bizim için bir dezavantaj ama sorun yok. İkinci eklentimiz de bu. Testere ile bir kurbanı düşürdüğümüz zaman yüklerimiz otomatik olarak yenileniyor arkadaşlar. Yani ben size durumu şöyle özetleyeyim. Şu eklenti sayesinde testlerimizi çalıştırdığımız zaman bütün yükleri otomatik olarak kullanacak. 3 yük varsa 3 yük kullanacak, 1 yük varsa 1 yük kullanacak. Ama 3 yük olması bizim için önemli. Diyelim ki 3 yük varken çalıştırdık testlerimizi ve bir kurbanı düşürdük. Şu eklenti sayesinde 3 yük tekrardan dolacağı için anında testereyi 3 yüklük kadar kullanmaya devam edebiliyorum. Yani çok uzun bir yol kat etmiş oluyorum testereyle. Böylece bir kurbanı düşürdükten sonra yüklerim yenilendiği için diğer kurbanları da gezebileceğim testereyle. Belki birden fazla kill alabileceğim yani tek testere çalıştırışımda. Eklentilerin amacı bu. Şimdi bu eklentiler tek başına biraz zor olabilir tabii ki. O yüzden şöyle bir perk kombini yaptım. İlk perk'üm bulaşıcı dehşet. Bir kurbanı yere düşürdüğümüz zaman bizim dehşet alanımızdaki bütün kurbanlar çığlık atıyor ve nerede olduklarını 6 saniye boyunca görebiliyoruz. Bubba'nın dehşet alanı gördüğünüz gibi 32 metre arkadaşlar. Yani birini düşürdükten sonra 32 metre yakınımızdaki bütün kurbanların yerini görebileceğiz çığlık attıkları için. Bu da bize ne sağlayacak? Eklenti olayında anlatmıştım. Birisini düşürdüğüm zaman yüklerim direkt olarak yenilendiği için bulaşıcı dehşet perk'ü sayesinde kurbanların yerini görüp testereyle onlara da gidebileceğim testere direkt olarak devam ettiği için. İkinci perk'üm cebri tereddüt. Bu perk şart değil ama ben denenmesi gerektiğini düşünüyorum. İyi bir perk bence bu build için. Bir kurbanı herhangi bir şekilde yere düşürdükten sonra 16 metre menzilimizdeki diğer bütün kurbanlar 10 saniyeliğine topal durum efektine giriyor. Yani hareket hızları %20 yavaşlıyor. Şimdi arkadaşlar 16 metre çok uzak bir menzil değil fakat bazen hani böyle flash save gelen olabiliyor, palet save gelen olabiliyor. Ne bileyim, siz bir kurbanı düşürürken yanında can yapan olabiliyor. Ve %20 hız çok ciddi bir hız yavaşlaması. Resmen duruyor yani kurbanlar, o kadar yavaşlıyor. Şimdi şu iki perk'ü kombin olarak düşündüğünüz zaman hem yakınımdaysa çığlık atacak kurbanın yerini göreceğiz hem de bu perk sayesinde hızı %20 yavaşlayacak eğer bana 16 metre yakınsa. Böylece tek testere kullanımında birden fazla kişiyi düşürebileceğim. Bu build'in genel amacı bu zaten. Testereyle birini düşürdükten sonra testereyi kullanmaya devam edip diğerlerini de avlamaya çalışmak. Bu yüzden fan build. Zor ama eğlenceli. Üçüncü perk'üm kandırıkçı. Bubba'nın testeresi paletler için iyi bir engelleyici olabilir. Yani testerinizi çalıştırıp spotta döndüğünüz zaman kurban mecbur olarak paleti deviriyor. Ama pencerelere yapacak bir şeyiniz yok. O yüzden kandırıkçı perk'ü Bubba için çok iyi bir perk. Pencerelerden atlama hızımız %15 artıyor ve bir pencereden atladıktan sonra o pencere 16 saniyeliğine kapatılıyor. Aynı anda en fazla bir pencereyi kapatabiliyoruz. Bu da kovalamacalarda bize avantaj sağlayacak. Son perk'üm de av peşinde arkadaşlar. Bu perk de şart değil ama ben iyi olacağını düşünüyorum. 36 metre yakınımızdaki can çekişen kurbanların haresini gösteriyor bize. Şimdi bu build'in temel amacı bir kurbanı yere düşürüp testereyi kullanmaya devam edip diğerlerini de avlamaya çalışmak olduğu için bu perk iş görebilir. Şöyle iş görebilir. Ben diyelim ki bir kurbanı düşürdüm. Diğerlerinin yerini gördüm. Testereyle devam ettim ama yetişemedim. Ya da bir yere çarptım. Ya da o kurban palet devirdi falan filan, beni oyaladı. Mecbur düşürdüğüm kurbana geri dönmem gerekecek onu asmak için. Onu aramakla da uğraşmamak için bu perk bana yardımcı olacak. Direkt olarak yerini göreceğim. Zaman kaybetmemiş olacağım. Artı belki o kurbanı kaldırmaya birisi gelirse testereyle yine o gelen kişiyi de düşüreceğim. Bence güzel bir build oldu arkadaşlar. Yani bu build'i çeken birkaç kişi gördüm. Şu ve şu perk'ü koyanı hiç görmedim. Sadece
sadece bulaşıcı dehşet ile oynuyorlar. Ben şu iki perk'ü de ekledim, bakalım nasıl olacak. Bu arada yeni modda girdiğim için hani smoke falan atarak aslında beni devre dışı bırakabilirler bazı durumlarda. Testlere görüşünü falan engelleyip, ama şimdi normal oyunda girersem arkadaşlar bence çok daha kötü olur. Çünkü bu modda en azından hani birkaç seferde olsa diğer tarafa gidip hani smoke falan yapmaya çalışıyorlar derken biraz zaman kaybediyorlar. Diğer modda direkt bence can rush yerim. Hani hiç başka bir şeyle uğraşmayacakları için pat 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 can yaparlar. Hiç can perk'üm olmadığı için en azından hani belki öyle yavaşlatmaya çalışırız. Alo, ne yaptın? Leon böcek, Leon böcek. O paleti bir tarafına sokarsın artık kardeşim, tamam mı? Şimdi yüklerimin yenilenmesini beklemem lazım. Çünkü yük yenilenmeden çalıştırırsam testleri çok bir işime yaramayacak. Ama killer şeke gidiyor. Bir yandan da çalıştırmam lazım. Kral sana nasip olduk be. Evet. Şimdi. Gördük oradakini. Baba geliyor. Baba geliyor. Yetişemedik ama olsun. Güzel, iyi gittik. Tamam. NT'yi arkadaşlar. Yani şansları şeydi. Killer Shack'te olmalarıydı. O yüzden ikincisine gidemedim. Bir diğeri de uzağa kaçabildi. Okey, hiç sıkıntı yok. Bunu şimdi hemen alıp asıyoruz. Okey, şimdi o Killer Shack'teki jeni yapmaya devam ediyor anlaşılan. Uslanmaz bir şekilde. Yükseltti çünkü jeni. Paleti de alalım. Güzel oldu Killer Shack paletinin gitmiş olması. Hocam dolapta olma şansın kaç? Tamam, dolaplarda değilmiş. Hey! Brrrt! Yavaş ayolay, yavaş. Atla tekrar, okey. Bamboozle purpo. Gelmedi tekrar. Bu çakal akıllı oynuyor. Şöyle double bamboozle. Yok, bununla uğraşamayacağız şu an maalesef. Tavşan gibi sekiyor ya. Zıp zıp oradan oraya, oradan oraya. 3-5 spotu birleştirdi ya. Ya bu Leon eşek mi ya? Ya yapma be Leon, yapma be Leon. Ananı satayım. Şerefsiz ya. Ulan önünü görmüyor şerefsiz. Orada fake veris tuttu. Biraz erken gittim galiba ya şeye. Fake vermeye erken gittik orada. Kral selam. Ne yaptın, iyisin inşallah. Geliyorum ulan. Şimdi bak iyice devam ediyor. Azalırken bir daha bastım. Devam ediyorum. Bak bak hızının yavaşlığına bak. Çok güzel. Onu da gördük. Süper. Bir daha bastım, bir daha devam ettim. Onu mu kaldıracaksın? Gel buraya. Hadi lan sana da yetişeyim. Yes! Yes! Aynı anda 3 kişi. Diğerinde yerini gördüm. Nerede lan diğeri? Oğlum bağırmadı mı? Nerede? Neyse dur bakayım, alayım bunu, biraz daha oynayalım maçı. Uf! İşte bu. Tam olarak build bu arkadaşlar. Tam olarak build bu. Kaldırdı bak ikisini de. Devir bakayım onu. Okey. Kral sen bir değişik oynuyorsun be. Seni düz biz bir alalım. Claudius'un hızının ne kadar yavaşladığını gördünüz değil mi? Durdu resmen hani. Ben sprint falan bekletiyor sandım, yemin ederim bak. Lan şu kargayı birisi sandım. 1-2 mi abi? Çok güzel bak, o perk'ü iyi ki koymuşum dedim. Bunlar kancada heal'lanıyor olabilir, dur bakayım. Aynen heal'landılar. Jake Park'ı hani alsam diyeceğim, o biraz zayıf olduğu için. Diğerlerinin yerini de ifşa alıyor bana düştüğü zaman. Jake'in yo Park'ın yo. Ah bir fake versem, palete gitmesem, sonradan bunu indirsem var ya. Zortluyordu da. Okey. Bunu yine aldık da zaten yakında birisi yokmuş. Tamam güzel. En azından şöyle bir kill'imizi alalım arkadaşlar. Maçı da hani şu kadar iyi oynayıp sıfır kill'le bitirmeyelim. Şu topal perk'ünün şöyle bir şeyi var. 30 saniyede bir çalıştığı için sadece ilk düşürüşümde işe yarıyor. Yani sonradan testleri devam ettirip diğer kurbanlara gittiğim zaman işe yaramıyor. 30 saniye bekleme süresi olduğu için. Oo man. Şimdi jam bitti, artı bir tanecin inanılmaz yüksek. Bu dolapta olma ihtimalin nedir? Aha lan ne yapıyorsun? Bu Leon var ya bir değişik ya. Harbiden... Hay elimi kolumu ya. Salak herif, küçücük palette respect attırıyorsun testereye ya. Sonra ölünce diyecek ki ben niye öldüm ya. Ah bir can kaldı anasını satayım. Çok iyi. Mahşerin 4 purposu geliyor. Ihk! 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 Okey, yetişemedim arkadaşlar. Devam, sıkıntı yok. İşte bu av peşinde perk'ü bu yüzden önemli. Ya Claudius, beni kopartma kanki ya. Kanki beni kopartma Claudius ya. Ya çakalın yaptığına bir bak ya. Çakalın yaptığına bir bak ya. 99'da bırakmış ya. Tam bari paleti alalım. 99'da bırakmış ya heal'ını. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya.
Görüyorsunuz değil mi çakalı arkadaşlar? Yok görmüyorsunuz anasını satayım. Okey. Hiç uzatmayacağım çünkü yakında değiller. Tamam reis bir... Alo reis bitir de adamı asayım alo. Yakında olsalardı muhteşem bir surprise olabilirdi. Adamı görüyorsunuz değil mi? 99'da heal bırakıp dirençle gen rushlıyor. Hmm okey. Ulan bu haritanın bu tarafına hiç gelmemiştiniz. Ne ara geldiniz de yükselttiniz be? Ya. Şu adam benden maç aldı ya. Şu adam benden maç aldı ya. İnanabiliyor musunuz arkadaşlar? Şu adam benden maç aldı ya. Ulan salak herif. Testereye respect attırma artık. Ananı s**eyim lan nasıl korktum yakınmış ya bu. Ya sen malsın ya. Aa topal efekti var. Çok iyi lan. Oğlum altıma sıçtım. Vallahi ben onu uzak sandıydım lan. Abarottiro zottiro. Ya şimdi kapılardan birine gitsem bu dönüp bunları alacak. Tamam adamın yerini görüyoruz zaten her türlü. Bir yere sürünürse falan haberimiz olacak. Hafif de uzaktan şu şekil campleyebiliriz. Aç git işte ya. Yaralısın zaten. Okey Claude öldü. Bunun da yakınlarında olsa yaralı sesi duyardım herhalde. Bunu da alalım. Okey bu da öldü. Diğeri zaten full kapıdaymış. Ya hani madem gelmeyeceksin kapıyı aç bari hani değil mi yani. İşsiz ya. Gerçekten işsiz anasını satayım. Oturmuş beni izlemiş ya uzaktan. GG 3 kill. Bence muhteşem bir maçtı. Yani build'i hem gösterebildim aynı anda 3 kişiyi düşürdüm. Bu son kısmı da build sayesinde aldık. Claudius'un ne kadar yavaşladığını gördünüz yani hani normalde kaçardı orada. Çok iyiydi bence. İlk maçtan yani aşırı tatmin oldum. Leş harita. Benim harita beğendiğimi görmeyeceksiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim öncelikle. Hani bir Macmillan falan gelmediği sürece bu haritalar her zaman laf yiyecek benden. Abi şu haritayı seven var mı ya? Yani görünümü bile çirkin ya. Hani uzayı falan seven birisi olarak bu harita beni bayıyor. Hmm, orada birisini gördük. Devir onu. Güzel. Bunu var ya erkenden bir düşürebilsem efsane olur da. İşte bu gittiği yerler hep taş toprak ya. Bir şekilde buluyor bir şeyler yani. Diğerinin önüne çıksam şuradan. Ih yetişemedik okey. Aha lan Davut ne yapıyorsun? Bu Gabriel biraz enayi gibi biraz da biliyor gibi tam emin olamadım yani. Şöyle bambuzul atsak buna. Güzel oldu. Tam paleti devirecek derken pencere gitmeyi tercih etti. Güzel. Biraz böyle oynamak zorundayız yani maçın başları palet falan olduğu için hani sürekli. Direkt spotu saldı okey. Şuna ben bir tane düz vurayım. Bu salak çünkü bir şey sanmaya başladı kendisini. Leatherface'e karşı düz palet deviriyorsun yani sadece dünyanın en basit şeyi olabilir. Bu yüzden diyorum Leatherface chase'lerde güçlü bir katil değil bence. Ya abi baksana ya şu adam. Gel lan buraya. Senin şimdi hızın falan yavaşlamıştır. Yavaş bak bak hızına bak. Görüyorsunuz mu topalı? Bak 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 topala bak. Okey ben muzul. Oradaki paleti yemiştik. Ama pencereye yetişecek. Çok iyi fake. Tam yakınlarda biri yok. Okey. Soma'da fazla takıldık ya. Soma'da fazla takıldık. İyi bir oyuncu değil ama karşısındaki de Leatherface anladın mı? Düz paleti devir zaten oyalıyorsun. Seni açıkta yakaladık. Seni şuradan testereyle alırsam belki diğerlerine de gidebilirim böylece. Düşüremedik. Düşürdük. Okey. Fengmin'in hızı yavaş. Hızına bak hızına bak. Çok güzel. Onu da gördük. Devam ettirdik. Nereye gitti buradan? Oğlum buradan nereye gittiğini bir bulabilsem var ya. Çakal koşmadı. Koşup bana iz verse. Aa senin de alçay sevin duruyor. Okey. David bunların en iyisi sensin kanki. Biz seninle bir atalım chase'imizi falan. Okey. Diğerleri görünmüyor. Hemen çarptım ki daha hızlı bitiyor çarpınca. Fengmin'in can çekişişi nasıldı az önce? Gariban koşmaya çalışıyor. Gitmiyor. Marş basmıyor anasını satayım. Oo iki kişi diğer tarafta. Hmm smoke yapıyor çakallar. Benim diğer tarafa gitmek için zamanım yok maalesef. Çünkü zaten jenler çok hızlı bittiği için biraz jen dolaşmam gerekecek. Wow. That's crazy man. Kral nereye geldin be? Seni testereyle indireyim. Tamam okey. Diğerlerine yetişemeyeceğiz. Belki dedim yakında biri vardır da. Yaralı da olsa testereyle indirmek daha mantıklı arkadaşlar. Çünkü devam edebileceğim için yakında biri olsaydı onu da indirirdim. Aslında çalıştırdık yine bu build'i. Orada hem David'i hem Feng'i alabildim. Tek testereyle ama üçüncüyü de bulsaydım mahvedebilirdim orayı. David'im, David'im, David'im. Bana ver o kili David'im. Yetişme bir yere. Yetişme bir yere. Ananı satayım taş varmış burada. Allah da beni kavru perişan eylesin değil mi? Aha. Selam. Hayo.
Ya oğlum göremiyorum lan. Evet işte bundan bahsediyordum. Bu build'in counter olarak derken. Okey, sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şu bir ikinci asılışına geçsin. Okey, güzel oldu. Şu jene bir gideyim hemen. Lan buradan çıkış yok mu bu jene? Allah kahretsin. Tamam, o jene hala geriliyormuş. Diğerinin nereye süründüğünü görüyoruz. Bu da güzel haber. Şöyle palete yetişmeden alalım onu. Soma'yı da campleyebilirdim de. Ya. Oğlum çok bozdu bu smoklar işi ya. Çok bozdu, çok. Enayi o kadar. Bak vallahi billahi çok bozdu smoklar işi. Yani dediğim gibi diğer modda girersem, yani normal oyunda girersem de fena can rush yerim. Yine yedik gerçi de. Smoklar biraz bozdu işi. Olsun, sıkıntı yok. Dediğimiz gibi fun build. Yani normal oynasam bence çok rahat yenebileceğim rakiplerde. Enayi'ye baksana anasını satayım. Gar 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 gar. Oğlum. Lan tamam da bar var. Niye devam ettirmedi? Bak hızı yavaş. Okey, hızı çok yavaş şu an. Fake vereceğim falan sandı galiba. Aha, Kenai'yi de gördüm. Belki bir şey. Yok tamam, bunları bir kışkışlayalım. Devam gidin lan. Okey. Şimdi işte yerdekileri görme perkü bu yüzden işe yarayacak. Beni diğer tarafa göndermeye çalışıyor aklı sıra oranın içine girerek. Yemezler. Alttan görüyorum kardeşim hangi işlevi yaptığımı. Okey. Yani böyle kıl payı şeylerle aslında daha fazla kill de alabilirdim ama 2 kill de bence okey şöyle bir can rush'a. Diğerinin de yerini gördük. Çok güzel. Bu perk iyi bence ya. Tam benim için yani. Ben yerdekileri bulma özürlüsü bir insan olarak. Maç nerede gitti biliyor musunuz? En başta Gabriel'de çok oyalandım. Orada gitti maç. Ve smoke'lardan gitti yani. 2 tane falan çok free kill alacağım yer smoke'lardan gitti. Anti güzeldi bence. Keyifliydi. Zaten ilk maç zirve olduğu için ondan sonraki hiçbir maçın onu geçeceğini düşünmüyorum. Yine de keyifli. İdiot mu? İnşallah takım arkadaşlarına demişsindir. Yürümeyi bilmiyordu ama millete laf ediyor. Bak bir de milleti flame'liyor orada ya. Lan en uyuz oyuncu tipi ya. Hani bari bir şey yap, oyna ki sonra bir şeylerini hani birilerine laf et. Oo, hadi bakalım. Geçmişler olsun benim peynirim. Yani bu build'in en net counter'larından birisi böyle binalı hani üst katlı alt katlı evler falan. İlk iki map daha iyiydi bu açıdan. Okey, buradan atlaması güzel oldu. Ama şöyle kötü oldu. Kıvrak varmış. Nereye kaçacak? İçeri mi girecek? Pencerenin kapalı olduğunu gördü. Bir tık zortladı şu an. Yetişirsem efsane olur. Lan devam ettiremedim yani, o kadar ucundan yetişti, anladın mı? Hani devam ettiremedim ya. Devam ettirmek için çünkü az da olsa bir kısım kalması gerekiyor ki hani basabilesin. Neyse zaten yakınımızda biri yokmuş. Oo, bir can bitti. Ana bina jeninde azıcık ilerletmişler derken. Şöyle arkadaşlar anlamasın. Okey. Aşağıda mı biri var? Ne yapıyorsun lan aşağıda? Diğerini almayı... Ulan biraz daha geç kalsa var ya, oraya bir kanca trade'ine de girerdim. Manyak yok ederdim orayı da. Ama güzel. Bak kanca heal'ı güzel oldu şu an. Kanca da heal yapmamalısınız arkadaşlar. Bu benim de yaptığım çok net bir hata. Kanca da heal yapılmamalı bence. Burayı beynim durdu. Gerçekten beynim durdu. Adama beyin buzu atabilecek durumdayken niye testleri açtım ben de bilmiyorum. Gittim bir de çarptım enayi gibi. Paleti alsam yeter ama devirmeyecek büyük ihtimal, aynen. Sokuk sokuk bakma benim suratıma. Tamam bu aşağı gitti, bunu salıyoruz. Yaralı dursun en azından hani ses falan gereken anlarda. Çatıda olma ihtimalleri kaç? Bu jendeymiş Nancy'cimiz. Bak abi alt kata giderse şimdi ben buna hiçbir şey yapamam ki, anladın mı? Ki gitmedi, güzel oldu. Hocam kan çıktı ama tabii Cenab-ı Rabbül Alemin'in takdiri yani. Nancy'cim sıkıntı yok. Paletleri verseler bari diyeceğim de paletleri de vermiyorlar. Şöyle bir anda bir refleks. Tamam güzel, aldık paleti. Hemen şuraya döndük. Çünkü burada Fengmish var, Fengmish. Tamam o da ana binaya kaçıyor. Yani ana binası çok güçlü olan bir harita zaten. Testlere kullanımı için en zor haritalardan birisi geldi. Yani sadece şu yolda falan yakalamam gerekecek. Neyse'cim kaşınıyor muyuz? Kaşınıyoruz galiba. Kaşındığımız çok belli ama 2 can bitti, okey. Sable çok enayi ya. Şunu alabilsem efsane olur da. Devam et oradan. Atladı çünkü. Sağdan mı ilerliyor? Evet. Aynı yere tekrar gitmeye çalışırsa ben bozul var. Gitmedi, okey. Ya hayır ya. Sen salaktın. Sen niye böyle sakin oynadın ya? Allah'ım yarabbim salağa bak ya. Mecbur düz vuracağım yoksa o palet de devirecek yani. Burada palet yok. Ha varmış, okey. Tamam orada palet yok.
Lan oğlum testere niye bitti? Barı var işte hala. Fengmin'in hızı yavaş, Fengmin'in hızı yavaş. Belki yetişiriz. Çok yavaş hem de şu an. Gördüğünüz gibi. Atla oradan. Kıvrak atlayak. Tamam. Aha vurdum lan. Dur bakayım. Ya da yok buradaydı. Burayla uğraşamam. Orayla uğraşamam vallahi hiç. Fena iyi. Ama sağında palet var. Onu kullanır. Güzel. Tek şansı stun atmaktı zaten. Leş maç. Belki bana bir avantaj vermiştir. Gerizekalı. Ya oğlum. Sen çok şanslısın ya. Sen vallahi billahi çok şanslısın. Çok iyi. Nensu öldü. Diğer enayi de buraya smoke attı. Şuradan falan belki hani çakallık yapmaya çalışırsa diye. Yok. Okey bu da gidiyor. Leatherface işte bir şekilde 2 kill aldırıyor size. İlk 2 maç okeydi. Özellikle ilk maç çok iyiydi. İkinci maç da hani okeydi ama bu maç tatmin etmedi ne yalan söyleyeyim. Normalde bu son maç olacaktı. Ama elimde olmayan sebeplerden yani bence haritadan gitti. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten çok zor bir harita Leatherface için bence. Çok fazla bina var. Binaların içinde palet de var. Pencere de var. Yani hani çok dar alanlar. GG zaten adamlar da bence kötü değildi Chase açısından. İyilerdi yani. Neden bencilsin diyor adama dedektif tepe. Bir maç daha gireceğim o yüzden hani düzgün bir haritada son bir maç daha atayım. Bu arada maçları kill alma üzerine Triad'da oynasam eminim ki bence 3 maçta da en az 3 kill alırdım. İlk maç zaten 3 kill aldım da. Hani çünkü çok fazla tunnel atabileceğim, camp atabileceğim pozisyon geliyor ama önümdeki kurbanı kovalamayı tercih ediyorum. Hani çünkü fan build olduğu için dedim ki onu düşüreyim ki TSR'le diğerlerine devam edeyim diye. Olayı göstereyim diye. Macmillan'ı ben attım bu arada. Hani biraz daha en azından üst katı alt katı falan olan bir harita olmasın. Düz bir harita olsun. Macmillan'a güçsüz bir harita değil tabii ki kurbanlar için ama jam bitmiş bile. Kral Croft. Paleti devirir mi acaba? Devirmedi. Pencereye gidecek. Okey bir dakika. Şöyle bir bembuz alatalım oradan hemen. Kıvrağı yoksa iyi olur diyecektim ki. Olmaz olur mu o? Kıvrağı olmaz olur mu? Ah lan üçüncüde penceresi kapanacaktı. Niye sattım? Penceresinin kapanacağını bile bile şey yaptım anasını satayım. Okey tamam. Ana binanın paletini aldık. Bu devam etsin. Bu ucube ne yapıyor ya? Ver o paleti. Vero paleti çok güzel. Bu biraz zayıf halka gibi sanki hareketlerinden anladığım kadarıyla. Ya oğlum şu stun işi, şu stun olayı çok bozuyor ya. Tamam okey, killer şekes kaçtı, bunu da salacağız. Burada da sable'cığımız jeneratörü bitirmiş. Bitir bitir. Aferin. Max Sable oyuncusu. Dur çarpayım da anca şey olacak çünkü. Bitir bitir. Yani hiç chase atayım falan umurunda değil. Jen'i bitirsin yeter ki anladın mı? Hani onun için ölüp ölmemesi önemli değil çünkü yani. Görevi Jen yapmak. Jen yapmak daha keyifli chase atmaktan. Okey. Bazı yerlerde de sol tıkı vurmamız gerekiyor arkadaşlar anladığım kadarıyla. Yoksa zor oluyor kovalamacalar. Okey. Şimdi Sable'ın hızı sıçtı gördüğünüz gibi. Sprint'i bile yetiştiremedi. Çok güzel. Bu yerdekini gördüm değil mi burada? Okey. Tamam güzel. Burayı iyi aldık. Burayı iyi aldık. Yalnız Sable'ı 2'ye geçirsem daha iyi olabilirdi bunu asmak yerine ama sıkıntı yok. Şimdi önümüzde zaten. Hemen kovalayalım. Hemen kovalayalım. Selam. Ya Sable yapma bana. Bana boş yapma ya Sable. Of beyinsiz vallahi beyinsiz ya. İşe yaradı bir de yaptıkları ya. Sable'cım. Önünü görmüyordun yani güzel kardeşim. Ulan siz bu özgüveni hep var ya Bubba'dan alıyorsunuz Bubba'dan. İki can kaldı bu arada. Bu özgüveni hep Bubba'dan alıyorlar. Karşılarında Bubba görünce bir özgüven yükleniyor ya bunlara. Benim de öyle yani. Ben de karşımda Bubba görsem. Chase'ler de gerçekten güçlü bir katil değil. Bak kill alma oranı fena değil. Hani birini asarsa kitleyebiliyor sonuçta. Gar 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 gar. Senin o smoke'una var ya. Senin o smoke'una bok atayım.
Okey. Yine bu build'i minnak da olsa gösterebildik. Smoke az daha mahvediyordu bizi ama sıkıntı yok arkadaşlar. Çözdük o işi de. Lan oğlum Lara'yı bir asaydım hemen, ne ara aldınız? Daha yeni astım lan. Okey. Tamam, onu da gördük. Şu an onu almamıza gerek yok. Dediğimiz gibi bazı yerlerde de sol tık lazım. Okey, uzaktaki cam bitti. Neredeki cam bitti lan? Neredekinin bittiğini bile anlamadım. Şunun şu penceresini bir kilitleyelim. Yoksa burada beni döndürmeye çalışacak. Aklı sıra. Yok öyle bir şey hocam. Okey, GG. Yani daha iyisi olabilirdi kesinlikle. Hatta bir yerde maçı alıyor gibiydim. İki kişiyi yere düşürmüştüm ya. Aslında orada o ikisini yerde bırakıp Sable'ı tanılayabilirdim. Öyle bir şey yapabilirdim. Güzel ama keyifli bu. Bubba'yı hani ara sıra böyle çekebilirim. Bir maç 3 kill, diğer iki maç 2 kill. Son maçta da 1 kill aldım. Genel olarak berabere bitti diyebiliriz maçlar. Ama dediğim gibi gerçekten kill odaklı oynasam bence çok daha fazla iş yapardım. Yani özellikle bazı yerlerde hiç sol tık atmadım. Hani Bamboozle atayım ki testleri düşüreyim, build'i göstereyim diye. Normalde oralarda sol tık atılması daha mantıklı. Ya da bazı paletlerde falan. Bu tarz fan build'lerin olayı bu zaten. Hani çok bir jeneratör işini, triad işine girişmeden olayı göstermeye çalış. Her maç gösterdim sayılır. En az bir kez iki kez. Denk geldi yani o tarz uzun testlere loop'u. Umarım video hoşunuza gitmiştir gençler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.